Merhaba, Romanya'nın başkenti Bükreş'ten sevgiler, selamlar herkese. Haftanın gündemine geçiyoruz. Bu hafta dün akşamdan itibaren başkent Bükreş dahil olmak üzere 7 vilayette yeni kısıtlamalar geldi. Neden? Çünkü vakalar yükseldi, enfekte oranları yükseldi. 1000'de 4'ün üzerine çıktı. Hatta şu anda 1000'de 4 ila 1000'de 7,5 arasındaki limitin şu anda sonlarındayız. Bugün itibariyle 1000'de 7,06. Ve nedir Bükreş için geçerli olan kısıtlamalar? Akşamları sokağa çıkma yasağı daha erken vakte alındı. Hafta içinde, Bükreş için bahsediyoruz, hafta içinde normal saat 22'de başlıyor sokağa çıkma yasağı. Ama cuma, cumartesi ve pazar günleri sokağa çıkma yasağı 2 saat erkene alındı. Saat 8'den itibaren sokağa çıkma yasağı başladı. Dün akşam mesela bunun örneğini yaşamış olduk. Dükkanlar da, iş yerleri de saat 6'da kapanacak. Bu haftada 3 gün 1000'de 7,5 sınırına kadar bu şekilde devam edecek. 1000'de 7,5'un üzerindeki şehirlerde ise bu kısıtlamalar, yani saat 8'de başlayan sokağa çıkma yasakları haftanın 7 gününe yayılacak. Cumartesi günü alınan karara göre önümüzdeki günlerde Bükreş'te 1000'de 7,5'u geçmesi durumunda da yeniden bir değerlendirme yapılarak kısıtlamalar tamamına yayılacak mı onu göreceğiz. Yani yeni bir karar belki verecekler o aşamayı, o eşiği aştığımız durumda. Tabii kısıtlamalar olunca, yeni kısıtlamalar gelince tepkiler de kendini göstermeye başladı. Dün akşam ülkenin farklı şehirlerinde, başkent Bükreş veya diğer büyük kısıtlamaların olduğu şehirlerde kısıtlamalara karşı itirazlar yükseldi. Halk sokağa döküldü, protestolar yapıldı. Hatta başkent Bükreş'teki protesto sabah 4'e kadar sürdü. İnsanlar sokaklarda dolaştılar, yürüdüler, maske istemiyoruz dediler, kısıtlama istemiyoruz dediler, özgürlük istiyoruz diye itirazlarını dile getirmiş oldular. Ve protestolara ön ayak olan bazı kişilere de bir bakıma sembolik de diyebileceğimiz 30-35 kadar kişiye resmi açıklamalara göre ceza yazılmış oldu. Bakalım bu protestolar daha nasıl devam edecek? Protesto deyince, bu başlığı açınca bir ekstra daha bilgi vermiş olayım. O da Türkiye'yi ilgilendiren bir şey. Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi Romanya'daki insan hakları savunucuları tarafından hoş karşılanmadı. Gazete haberlerinde de bunu geçen hafta görmüştük. Nitekim bir grup kadın aktivist Bükreş'teki Türk Büyükelçiliği önünde bir gösteri yaparak İstanbul Sözleşmesi'nden çekinmeyi kınadılar ve bu konudaki oluşacak insan hakları ihlallerine dikkat çektiler. Bunu da parantez olarak belirtmiş olalım. Salgınla ilgili gündem devam ediyor. Aşılama çalışmaları devam ediyor. Yapılan açıklamalara göre aşılama normal takvimde gidiyor. Bu şekilde ifade edildi en son. Ve dün yapılan bir resmi açıklamaya göre 3,1 milyon aşı Nisan ayı içerisinde ülkeye gelecek. Ve bu takviyelerle planlandığı şekilde aşılama devam edecek. Yalnız bir ekstra bir güzellik var burada. İnsanları ilgilendiren bir pozitif bir durum var, o da şu. Aile doktorları da artık aşı yapabilecek. Ama bunun için aile doktorunun kendisinin bakanlığa, Sağlık Bakanlığı'na talepte bulunması, bu konuda gönüllü olması gerekiyor. Başvurması durumunda aile hekimleri de kendi muayenehanelerinde aşıyı yapabilecekler ve hatta aile hekimlerine doğrudan gidip programlama, genel portala kaydolmaksızın doğrudan gidip mutabık kalarak doktorunuzla aşınızı doğrudan aile hekiminin muayenehanesinde yapabileceksiniz. Bu şekilde daha pratik bir çözüm olacak. Aile hekimleri kendisi tutacak listeyi, hastalarının, aşı yapılan hastaların listesini ve dolayısıyla da o toplam aşı ile ilgili de devlete onu bildirmiş olacaklar. Bu da halkımızı ilgilendiren bir husus olarak sizlere aktarmış oldum. Bu arada Moldova, Romanya ile aynı dili konuşan ve ortak tarihe sahip bir ülke, komşu ülke, kardeş ülke. 200 bin aşı söz vermişti Romanya. 21 bin aşıyı Şubat ayında göndermişti. Yaklaşık bir ay kadar önce. Cumartesi itibariyle 50 bin küsur civarında, yani toplam 70 binden fazla, 72 bin doz aşı ikinci postada 50 binle birlikte Moldova'ya ulaştırılmış oldu. Hedef 200 binlik doz. Bu zaman içerisinde bu şekilde tamamlanacak ve Moldova'ya aşıları gönderilmiş olacak. Ekonomi gündemi diyelim. Cuma günü enteresan bir şey oldu başkent Bükreş'te. Bükreş metrosunda ani bir iş bırakma oldu ve işçiler, kapılar kapandı, işçiler çalışmaz oldu, hatta raylara indiler ve öğleden sonraya kadar bu protesto devam etti. Sonra normal seyrine döndü. Peki neydi bu protestonun amacı? Biraz bunun arka planı ile ilgili size bilgi vereyim. 63 metro istasyonu var Bükreş içerisinde ve bu metro istasyonunda simitçi, hediyelik eşyacı falan gibi böyle küçük küçük dükkanlar var. Bu dükkanların hepsini bir firma kiraya veriyor. Bu firma ise Metrorex dediğimiz, yani daha doğrusu metroda çalışan işçilerin üye olduğu bir sendika. 31 yıldır sendikanın başkanlığını bir kişi yapıyor. O kişinin firması da o mekanları tutuyor. Ve devlet bu konuda bir şeye gitmek istiyor, bir çözüme gitmek istiyor. Hatta 2018 yılından bu yana dükkanlar sözleşmesiz çalışıyor edindiğim yazılı medyadan edindiğim bilgiye göre. Ve en son artık bu dükkanlar boşaltın denmiş. Onlar da, dükkan sahipleri de bu boşaltma uyarısına karşı seslerini duyurmak için böyle bir iş bırakma eylemi, bir grev yapmış oldular. Sözleşmelerin yeniden yapılması, gerçek ve reel fiyatlarla yapılması ve bunun ekmeğinin sadece bir firmanın bundan istifade etmesi ve orada hükümetin, devletin kaybettiği bazı vergi gelirleri vesaire gibi anlaşmazlıkların nasıl çözümleneceğini zaman içerisinde göreceğiz. Bu konudaki açık gelişmeleri sizlere aktaracağım. Bugünlerde Romanya'da insanlar oruçlu. Neden? Çünkü Paskalya öncesi 40 günlük oruç var ve Romanya'da %87 Ortodoks, %6,5 civarı bir Katolik nüfus var inanç olarak. Katoliklerin Paskalya bayramı bu cumartesi. Ortodoksların Paskalya bayramı ise Mayıs ayının başında, 1 Mayıs'ta. O da yine cumartesiye tekabül eden bir tarih, hafta sonu. Bu tarihte insanlar kiliseye gidip Hazreti İsa'nın göğe yükseldiği geceyi temsil ediyor bu Paskalya bayramı ve inanan insanlar, yani inançlı insanlar kiliseye gidip dua ediyorlar ve kiliseden gece yarısı dönüyorlar. Hatta o güne mahsus olmak üzere de kısıtlamalar gece saat 2'ye kadar ertelendi. Yani insanlar ibadethanelerine rahatlıkla gidip gelebilsinler, ayinlerine katılabilsinler diye. Şöyle enteresan bir durum da var. Yani Nisan ayı içerisinde hem Katoliklerin Paskalya bayramı var, hem Nisan ayının sonunda Ortodoks dünyanın Paskalya bayramı var. Bizim de orucumuz, çünkü onlar bu bayram öncesinde oruç tutuyorlar. Bizim de orucumuz Nisan ayının 13'ünde başlıyor. Böyle hani Romanya'daki toplumla aynı zaman dilimleri içerisinde oruç tutmuş da olacağız. Bu da böyle bir enteresan bir rastlantı olarak karşımıza çıkıyor. Meteoroloji nedir? Evet, yani bu yıl enteresan bir hava durumuyla karşı karşıyayız. Mevsim normallerinin altında seyrediyor hava durumu. Dün 18 derecelik bir hava sıcaklığı vardı Bükreş'te. Güzel bir hava vardı. Ama bugün kabanla çıkmak zorunda kaldık. Çünkü hava sıcaklığı tekrar normalin epey altına düşmüş idi. Ve değişken bir hava, hatta değişen ve hareketli rüzgar gibi hava olaylarının, fırtına gibi hava olaylarının olacağı meteoroloji yetkililerince bu hafta içinde ifade ediliyor. Bakalım Mart ayı bitecek. Nisan ayında nasıl bir havayla karşılaşacağız? Onu da gelecek hafta size duyururuz. Sporla kapatalım gündemimizi. Romanya milli takımı dün akşam Almanya'ya 1-0 yenildi ama kaleci güzel bir performans sergiledi ve belki hani Almanya'da çok güçlü gelmedi. Fakat Romanya bence diri bir oyun sergiledi. Özellikle kaleci Nita'yı burada tebrik etmek lazım. 1-0 yenilse de hani iyimser bir durum var ortada. Çarşamba günü de Ermenistan'la gruptaki 3. maçını yapacak. Romanya'ya da bu arada başarılar diliyoruz. Gündemimiz şimdilik bu kadar. Güncel olayları sayfamızın ve sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.